Bursa Spor TV'den merhaba, günaydın sevgili izleyiciler. Bugün 16 Kasım 2009 Pazartesi, yeni bir haftanın başlangıcında yeni bir gazete turuyla karşınızdayız. Yine şehir gazetelerine yansıyan Bursa Spor haberlerini aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Evet, dün Çanakkale Dardanelspor'u ağırladı Bursa Spor Atatürk Stadı'nda. Saat 15'te başladı karşılaşma, bir hazırlık maçıydı bu. İzledik maçı, izlediniz maçı. Neler yansıdı bakalım sayfalara? Olay Gazetesi diyor ki bir tek gol güzel. Bursa Spor'un Dardanelspor karşısında ortaya koyduğu futbol vasatı geçemedi. 58. dakikada Tuna Üzümcü'nün röveş hatayla kaydettiği golü 5000 taraftar ayakta alkışladı. Dünya Kupası baraj maçları nedeniyle lige verilen arada dün Bankasya 1. Lig ekiplerinden Çanakkale temsilcisi Dardanelspor'la karşılaşan Bursa Spor, Ayhan Tuna Üzümcü'nün röveşata golüyle 1-0 kazandığı maçta sergilediği futbolla beğenilmedi. Atatürk Stadı'nda ücretsiz oynanan maçı 5000 dolayında yeşil beyazlı taraftar izlerken Ertuğrul Sağlam daha çok maç eksiği bulunan futbolcularına görev verdi. Sakatlıktan çıkan Sercan Yıldırım ve Eren Albayrak'ın da forma giydiği maçta yeşil beyazlılar genç ve çok koşan bir ekip olan Dardanelspor karşısında organize atak geliştirmekte zorlandı. 23'te Kirita'nın ortasında Sercan ön direkte topukla vurmaya kalkınca top kaleci Ferhat'ta kaldı. 27'de Tadeu'nun pasında Kirita ceza yayı üzerinden şutunu çekti, top çataldan döndü. 29'da Serdar Aziz'in uzaktan şutu yandan avuta çıkarken 45'te Veli'nin sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Ferhat kornere çeldi. Bursa Spor ikinci devrede bol oyuncu değişikliğine giderken Ali Tan Doğan'ın ortaları Dardanel defansının kabusu oldu. 58'de Ali'nin köşe atışında defanstan seken topu Bekir Ozan kaleye şutladı. Filelere gitmekte olan top sağ kıpa çarpıp kornere çıktı. Köşe atışını Ali kullandı, savunmadan seken topu Tuna Üzümcü, röveşatayla ağlara gönderdi 1-0. 70. dakikada Ali'nin sağdan ortasında Ozan, arka direkte topu kafayla 6 pas üzerine indirdi. İsa'dan önce kaleci Ferhat topu kornere atarak tehlikeyi savuşturdu. Batarja'nın son dakikalarda 2 şut denemesi avuta gidince Bursa Spor özel maçı 1-0 kazanarak Antep deplasmanı öncesi moral buldu dedi. Bu arada tribünde izleyiciler arasında tanıdık simalar vardı sevgili izleyiciler. Bir dönem Bursa Spor formasını terleten, Bursa Spor'da oynayan Mustafa Sarp, şimdi Galatasaray'da oradaydı. Mustafa Sarp da izledi deniyor. Bursa Spor'un Dardanelspor'la oynadığı hazırlık maçını geçtiğimiz sezonun sonunda Galatasaray'a transfer olan Mustafa Sarp da izledi. Mustafa Sarp karşılaşmayı VIP tribününde Yenal Tuncer'le birlikte takip etti deniyor. Sevgili izleyiciler, istediğimizi gördük. Sağlam Dardanelspor karşılaşmasında oynamayan oyuncuları görme fırsatı bulduklarını söyledi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam Dardanelspor karşısında zaman zaman iyi futbol sergilediklerini söyledi. Ertuğrul Hoca Dardanelspor karşılaşmasında fazla forma şansı bulamayan oyunculara şans tanıdıklarını belirterek şöyle konuştu. Karşımızda da koşan, mücadele eden iyi bir ekip vardı. Oynamayan oyuncularımızı görme fırsatı bulduk. Bundan sonraki kadro yapılanması içerisinde varlar mı, yoklar mı, alternatifli bir kadro muyuz, değil miyiz, formayı istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Bu soruların yanıtlarını bulmak açısından verimli karşılaşma oldu. Her şeyin çok iyi yapılmasını beklemek hayalcilik olurdu. Zaman zaman güzel şeyler oldu, güzel de bir gol oldu demiş Ertuğrul Sağlam maçla ilgili olarak verdiği notta sevgili izleyiciler. Bursa hakimiyete geçtik şimdi. Yedeklerin yine tadı yok denmiş. Bursa Spor özel maçta Dardanelspor'u tek golle mağlup etti. Fazla forma şansı bulamayan oyuncuların yer aldığı karşılaşmada pozisyon üretmekte zorlanan yeşil beyazlılar Tuna Üzümcü'nün mükemmel röveşatası ile kazanmasını bildi. İkinci yarıda Ali Tan Doğan'ın oyuna girmesiyle biraz olsun hareketlenen yeşil beyazlar özellikle duran toplarda etkili olmaya çalıştı. 57'de Ali Tan Doğan'ın kullandığı köşe vuruşunda Bekir Ozan'ın şutu az farkla dışarı çıkarken bir dakika sonra Bursa Spor'un golü geldi. Yine Ali Tan Doğan'ın köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulunan Tuna'nın röveşatasında top filelerle buluştu 1-0 deniyor. Sevgili izleyiciler, evet. Ertuğrul Sağlam forma şansı bulamayan oyuncuların son durumlarını gördüklerini söyledi. Verimli maç oldu. Bundan sonraki kadro yapılanması içerisinde varlar mı yoklar mı? Alternatifli bir kadro muyuz değil miyiz? Formayı istiyorlar mı istemiyorlar mı? Bu soruların yanıtlarını bulmak açısından verimli karşılaşma oldu diyor Ertuğrul Sağlam.
Şahin unutulmadı. Bursa Spor ve Büyükşehir Belediyesi eski başkanı rahmetli Hikmet Şahin dünkü karşılaşmada anıldı. Yeşil beyazlı futbolcular sahaya kollarında siyah bantla çıkarken maç öncesinde de saygı duruşu yapıldı deniyor. Evet, bir dakikalık saygı duruşu Bursa eski Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin içindi. Ruhu şad olsun bir kez daha. Taraftar ilgi gösterdi. Bursa Spor'lu taraftarlar hazırlık maçı olmasına rağmen dün yine takımlarını yalnız bırakmadı. Ücretsiz olarak yapılan maçta kapalı ve kale arkası tribünlerini dolduran yeşil beyazlılar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular ve Sercan sahaya indi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Sercan Yıldırım'a dün 11'de şans verdi. 61 dakikada sahada kalan genç futbolcu pozisyona girmekte zorlanırken kondisyon açığı olduğu dikkatlerden kaçmadı. İlk yarının uzatma dakikalarında rakibiyle girdiği bir mücadele sonrası sakatlanan ve yürekleri ağızlara getiren genç golcünün durumunun ciddi olmadığı bildirildi. Bir maç daha böyle geçmiş oldu, bir hazırlık maçı. Gazete Avrupa tatsız prova demiş. Yedeklerden oluşan bir kadroyla Bankasya 1.lik ekiplerinden Çanakkale Dardaneli Tuna Üzümcü'nün golüyle zor da olsa evinde deviren Bursa Spor 21 Kasım'daki Gaziantep Spor maçı öncesi tat vermedi denmiş. Yeşil beyazlı hoca Sağlam Dardanel Spor karşısında 90 dakikanın iyi olmasını beklemenin hayalcilik olacağını belirtti. Hakemler Kocaeli'den geldi. Bursalı hakemlerden ağzı yanan yeşil beyazlı yönetimin MHK'ya yaptığı başvuru üzerine Çanakkale Dardanel maçında Kocaeli bölgesi hakemleri düdük çaldı deniyor sevgili izleyiciler. Evet, Dardanel Çanakkale Dardanel ve Bursa arasında oynanan mücadeleyi Kocaeli bölgesi hakem triosunun yönetmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon başı İnegöl Spor'la oynanan hazırlık maçında Bursa Spor forması giyen Yusuf Şimşek'in kırmızı kart görüp 3 hafta ceza almasının ardından Bursa hakemleriyle polemiğe giren Yeşil Beyazlı yönetimin Merkez Hakem Kurulu'ndan bu maçı yönetmesi için hakem triosunun çevre illerden olmasını istediği öğrenildi. Bunun üzerine MHK'da Bursa Spor'un isteği üzerine mücadeleyi yönetmesi için Kocaeli bölgesi hakemlerinden Mehmet Güngör, Nihat Samuk ve Erhan Yaltay'ı görevlendirdi. Oldukça sakin geçen mücadelede orta hakem Mehmet Güngör her iki takımdan sadece birer oyuncuya sarı kart gösterdi. Sercan etkisiz de denmiş. Sakatlığı nedeniyle 5 haftadır forma giyemeyen golcü oyuncu Sercan Yıldırım dün Çanakkale Dardanel maçında fazla etkili olamadı. 62 dakika sahada kalan genç yetenek Brezilyalı Tadeu ile birlikte rakip kalede girdiği fırsatları golle sonuçlandıramadı. Teknik patron Ertuğrul Sağlam'ın hafta içi antrenmanlarda genç golcü ile özel olarak ilgileneceği öğrenildi. Evet, bu takımda sadece forvet değil, forvetler değil, herkes gol atıyor. İşte örneği Tuna Üzümcü, defansın, savunmanın önemli oyuncularından Tuna Üzümcü şahane bir röveşatayla rakip kalenin ağlarını havalandırdı. Evet, burada aktaracağımız başka bir şey kalmadı Avrupa gazetesinde Bursa Spor'a dair. Hürriyet Bursa'ya geçtik. Timsah tat vermedi demiş Hürriyet Bursa. Lige verilen bir haftalık arayı boş geçirmek istemeyen Bursa Spor dün Çanakkale'ye Dardanel Spor'la Bursa Atatürk Stadı'nda oynadığı hazırlık maçını 56. dakikada Tuna'nın attığı golle 1-0 kazanırken Timsah'ın oynadığı futbolsa tat vermedi. Verimli bir maç oldu. Bursa Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Çanakkale Dardanel Spor'la oynanan hazırlık maçının ligde forma şansı bulamayan oyuncular için verimli olduğunu söyledi. Deniyor sevgili izleyiciler. Kupada kura günü. Ziraat Türkiye Kupası'nda grupların kura çekimi bugün İstanbul'da yapılacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ataköy Olimpiyat Evi'nde yapılacak kura çekimi saat 12'de başlayacak denmiş. Hürriyet Bursa. Timsah'tan tek atış. Yeşil beyazlılar taraftarların ücretsiz olarak izlediği maçta vasatın üstüne çıkamadı. İlk yarısı golsüz biten maçta Bursa'yı zafere taşıyan golü 58'de Tuna kaydederken sakatlığı geçen Sercan uzun süre sonra ilk 11'de şans buldu denmiş. Evet. Timsah'tan tek atış başlığı altında verilen haberde böyle deniyor. Şimdi geçtik Kent Gazetesi'ne. Kent Gazetesi, evet. Yanlış sayfaya baktım. Timsah idare etti. Lige verilen arada Bankasya 1. Lig ekiplerinden Dardanel Spor'la karşılaşan Bursa Spor hücumda etkisiz gözükürken golü yine duran toptan buldu ve rakibini 1-0 mağlup etti. Işık gördüm demiş Ertuğrul Sağlam. Bursa Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam 1-0 kazandıkları Dardanel Spor hazırlık maçını değerlendirerek zaman zaman olumsuzluklar olsa da bazı oyuncularda ilerisi için ışık gördüm dedi.
Zaman zaman kaliteli anlar yaşandığını söylüyor Sağlam. Dardanel Spor'un Bankasya 1. Lig'in en iyi takımlarından olduğunu, karşılarında koşan bir ekip olduğunu, zaman zaman olumsuzluklar olsa da bazı oyuncularda ilerisi için ışık gördüğünü belirtiyor. Uzun zamandır tedavisi süren ve bu karşılaşmada forma şansı bulan Sercan'la ilgili soruya ise genç oyuncunun Gaziantep Spor maçında oyun oynayacağını, kendisini fazla riske atmamak için bu maçta 60 dakika oynattığını söylüyor cevaben Ertuğrul Sağlam. Tribün karıştı, bıçak çekildi. Bursa Çanakkale Dardanel arasında oynanan hazırlık maçında tribündeki taraftarlar birbirine girdi. Sada bıçakla giren bir taraftar ise etrafa korkulu anlar yaşattı. Evet, birbirine girdi taraftarlar deniyor. Kale arkasındaki Texas grubunun bulunduğu kısımda taraftarlar arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Texas amigosu Selim Kurtulansa araya girerek kavga eden gençleri tokatlayarak tribünden uzaklaştırdı. Güzel bir yöntemmiş. Ancak bir süre sonra taraftarlar arasında tekrar kavga çıktı. Taraftarlar kavgadan kaçarken bir genç üstündeki bıçağı çıkartarak tartıştığı şahıslara gösterdi. Polislerin olaya müdahale için tribüne girmesi üzerine genç taraftar elindeki bıçakla kaçmaya başladı. Kısa sürede yakalanan taraftar stadyum dışına çıkarılarak gözaltına alındı. Maça gelen diğer seyirciler ise bıçağın stada sokulmuş olmasına ve özel güvenlik görevlilerinin bunu fark edememesine tepki gösterdi. Deniyor. Taraftar yalnız bırakmadı deniyor. Şahin unutulmadı deniyor yine Hikmet Şahin anısına. Rahmetli Hikmet Şahin anısına bir dakikalık saygı duruşu burada da yer alıyor. Hedefim milli takım. Kaptan Ömer'in dümende kaptan üniformasıyla verdiği bir poz var. O pozla, o fotoğrafla desteklenmiş. Hedefim milli takım. Ömer diyor ki takım olarak her geçen gün daha iyi olduklarını söylüyor. Milli takım formasıyla mücadele etmeyi çok istediğini de sözlerine eklemiş. Kendisine milli takım formasını yakıştıranlara da teşekkür ediyor. Milli takıma beni yakıştıranlara teşekkür ederim. Ne zaman oynayacaksın diye soranlar çok oluyor. Burada ben milli takımda görev yapan hocaları değil kendimi suçluyorum. Demek ki yeterince çalışmıyorum. Daha iyi çalışarak milli takım forması giyeceğim diyor. Çok rahat öz eleştiri yapabilen, kendine güveni olan, eksiklerinin farkında olan olgun bir futbolcu Ömer. Öyle olmak gerekiyor hayatta değil mi? Evet. Timsah tat vermedi. Lige verilen arayı Dardanel Spor'la hazırlık maçı yaparak değerlendiren Bursa Spor karşılaşmadan Tuna'nın ikinci yarıda attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Yeşil Beyaz ekibin bir topu da direkten döndü. Sercan Korkut'u deniyor. Sercan'ın bir sakatlanma süreci vardı sahada. Hakikaten yürekleri ağza getiren kulüp doktoru Hakan Gür hemen müdahale etti olaya sevgili izleyiciler. Ciddi bir sorunun olmadığı belirtiliyor burada yine doktor bilirkişi ağzından söyleniyor. Ama 61. dakikada Ertuğrul Sağlam tarafından Gaziantep maçı öncesi riske edilmemek üzere oyundan alındı deniyor Sercan. Başka haber var mı aktaracağımız bugüne dair? Kupada kurallar bugün deniyor. Evet, Çanakkale Dardanel Spor'un özeti, geniş anlamda bir özeti vardı bugün. Şehir gazetelerine yansıyan olay Bursa Hakimiyet, Avrupa, Bursa Haber, Hürriyet Bursa, Kent ve Meydan gazetelerinin sayfalarına yansıyan 16 Kasım 2009 pazartesine dair haberler böyleydi sevgili izleyiciler. 17 Kasım 2009 Salı günü yeni bir gazete turunda yeni haberlerle yine birlikte olmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.